herkes psikoloji bölümü gibi eşit ağırlık bölümlerinde bölümde kendini geliştirdiğinde iş kapılarının sana açılacağını ve işsiz kalmayacağını söylüyor. Peki kendini geliştirmek tam olarak nasıl oluyor? Eğer bu bir yarışsa ve hepimiz birer yarış atıysak sen birinciliğe nasıl yükselirsin? Bugün bunu konuşacağız. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Elif. Yepyeni bir videoya daha karşınızdayım. Otu psikoloji 3. sınıf öğrencisiyim ve bununla ilgili içerikler üretiyorum. Daha fazlası için kanalıma bir göz atabilirsiniz. Çok iğrenç bir giriş yaptığımın farkındayım. Sistemin bizi getirdiği nokta bugün bu. Malum çok fazla üniversite olduğu için ve psikoloji bölümü de diğer birçok bölüm gibi her yıl birçok mezun verdiği için bir şekilde üniversitede bir şeyler yaparak kendimizi ön atmak zorundayız. İyi bir gelecek için, iyi şartlarda yaşayabilmek için. Ben bugüne kadar yaptığım her şeyi sizinle paylaşacağım. Asla size örnek olmaya çalışmıyorum. Bir örnek olduğumu da hiçbir şekilde ve katiyen iddia etmiyorum. Olsam size ilham olabilirim. Ben bugüne kadar bunları yaptım. Şu anda da tabii ki faydalarını görüyorum. Ama en doğru yol budur. Herkes benim yaptığım gibi yapsın. Ya da benim yaptıklarım size ileride mükemmel işler getirecek demiyorum. Çünkü ben de şu an bir lisans öğrencisiyim. Ben de kendi öğrenme yolculuğumdayım. Yanlışlarım vardır, doğrularım vardır. Tartışılır, konuşulur. 5000. defa söylediğim gibi ben psikoloji bölümünde olduğum için bu bölüme yönelik konuşacağım ve daha çok kendi üniversite bazımda konuşacağım. Burada konuşacaklarımız bölümden bölüme, üniversiteden üniversiteye tabii ki değişebilir. Öncelikle size ilk tavsiyem alanınla ilgili topluluklara girmek. 1. sınıftan beri okulumun psikoloji topluluğundayım arkadaşlar. Topluluklarla ilgili genel bir şeyden bahsetmek istiyorum size. Üniversitede ileriki yıllarınız için de bence size çok iyi bir trik olabilir. Çoğu topluluğun dersler başlamadan önce stand kurma, tanışma günleri oluyor. Yani bizim okulda da bu böyle mesela. 2 gün boyunca okuldaki stand açmak isteyen tüm topluluklar stand açıyor ve panayır gibi düşünün bir çeşit. Gidiyorsun topluluğun yanına, sana işte toplulukta neler yaptığını anlatıyor. Tanışma gününe davet ediyor. Etkinliklerinden bahsediyor falan filan. Sen sanıyorsun ki ben onların ilk böyle tanışmasına gittiğimde bir anda topluluğun üyesi olacağım. Her etkinliğe çağrılacağım. Baş konuk olacağım. YK'lığa yükseleceğim falan sanıyorsun. Böyle bir dünya yok. Ben okula ilk başladığımda da açıkçası işler biraz böyle yürüyor sanmıştım. Asla bu şekilde değil. Topluluktan topluluğa çok fark eder. Bazı topluluklar tanışma gününe gittiğiniz ilk günden beri sizi içine katma politikası. Böyle bir yol izler yani. Bazı topluluklarda belli şartları siz yerine getirene kadar ve toplulukta bir yere gelene kadar size biraz daha mesafeli durmayı tercih eder ve bunu genelde bilerek ve isteyerek yapar. İki çeşit toplulukta da bulundum. İkincisi hiç benlik değil. Genelde topluluklara ekstrem şeyler olmadıkça çoğu etkinliğinde bulunarak, belirli görevler üstlenerek, kendinizi yani orada ben buradayım diye belli ede yükselirsiniz o yönetim kuruluna. Yani sen bir topluluğun WhatsApp grubuna girdin, etkinliklerinden haberdar oldun diye onu CV'ne yazamazsın ya da onun aktif üyesi olamazsın. Zaten böyle bir şey yaptığınızda ileride iş almak istediğinizde insanlar size ne yaptın diye sorduğunda apışıp kalırsınız. Psikoloji topluluğu da ya hem anlattığım şekilde etkinliklerine gide gide de aktif üye olabiliyordunuz ya da psikoloji günleri düzenliyordu. Yılda bir defa yaptığı bir etkinlik, 2 gün süren bir etkinlik. Ona direkt başvuruyordunuz formlarını doldurarak ve seçilirseniz direkt ekibine alınıyordunuz. Ekibinde size verilen tüm sorumlulukları yerine getirdiğinizde bir sonraki yıl topluluğun aktif üyesi olmaya hak kazanıyordunuz. 1. sınıfta bu şekilde başvurdum. 2 yıl boyunca toplulukta birçok rol üstlendim. Neler yaptım? Sosyal medya koordinatörlüğü yaptım. Haftalık etkinlik ekibinde yer aldım. Video düzenlemedir ya da işte etkinlik günlerinde orada diğerlerine yardımcı olma, hocaları karşılama. Burada organizasyonlara da değineyim. Psikoloji günlerinde 2 kere bulundum. İlk yılımda bir hocam vardı. Bir de ODTÜ'de konaklayacaktı. Onun işte konaklamasından sorumlu olma, tüm gün boyunca hocanın istekleriyle ilgilenme vesaire bunların hepsi bendeydi. 2. yılda da YK'nın yardımcılığı gibi bir şey yaptım. Koordinatör yardımcılığı gibi bir şey. Sayı eksikliğimizden dolayı yine hocam vardı. Benzer şeyler yaptım. Bunun dışında da zaten topluluğun sinir bilim günleri olsun, normal günler onu bu yıl çıkardık. Günler adı altında atıyorum mesela sosyal psikoloji günü ya da işte klinik psikoloji günü gibi gibi etkinlikleri vardı. Daha detaylı bilgiye kendi üniversitenizin topluluğundan da kesinlikle ulaşabilirsiniz. Bana kattıkları neydi? Öncelikle bölümler olan insanlarla çok yakın iletişim kurabiliyordum. Bu tarz topluluklara tabii ki adı her ne kadar psikoloji topluluğu olsa da psikolojiye dair ilgisi olan tüm bölümlerden öğrenciler katılabilirdi. Bu benim topluluğumda da böyleydi. Ama ona rağmen aynı bölümden olduğum birçok insan da vardı. Ve ben bu insanlara ne zaman başım sıkışsa, işte
işte ne zaman bir şeye ihtiyacım olsa ders seçme konusunda olabilir. Bir hocanın nasıl acaba diye hani fikir alma noktasında olabilir. Aklınıza gelebilecek her konuda danışabilecek benden daha üst ve daha alt bölümden arkadaşlarım oluvermişti. Bu gerçekten muazzam bir avantaj ki bunun grup ödevi var, sunumları var. Çok ihtiyacınız oluyor yani bu konuda. Hoca tanımama çok yardımcı oldu. Yani benim şu an rehberimde normalde telefon numarasını alamayacağım insanların numarası varsa ya da normal şartlar altında tanışamayacağım hocaların iletişim bilgileri, mailleri, çalıştığı alanlar bu bilgileri varsa bunların hepsi topluluklar sayesinde oluyor. Özellikle psikoloji günleri gibi etkinliklerde bir hocaya nasıl mail atılır, nasıl onunla birinci elden iletişim kurulur, nasıl karşılanır bir etkinlik için geldiğinde hocam, bir sorunla nasıl baş ederim, grup içerisinde, topluluk içerisinde de biriyle anlaşamadığımda bunu nasıl yönetebilirim, kendi hakkımı nasıl savunabilirim, bunların hepsini öğreniyorsunuz aslında. Eğer topluluğun yer aldığı etkinlikte sponsor da gelecekse, kafeler olabilir, dürümcüler olabilir, yani aklınıza gelebilecek her bir etkinlikte sponsor olabilecek yerlerle nasıl iletişim kurulur, nasıl gezilir, nasıl bulunur? Bunların hepsini öğreniyorsunuz. Network edinme olasılığınız kat be kat artıyor ve bu network sizi sonraki yıllarınızda mezun olduktan sonra da inanılmaz besleyen bir şey. Şimdi network'ün avantajı gerçekten saymakla bitmez ve bunu büyüdükçe anlıyorsunuz. Çünkü network'ünüz olmazsa, tanıdıklarınız olmazsa siz İstediğiniz yerlere yine gelirsiniz ama network'ünüz olduğunda çok daha emin adımlarla ve çok daha kendinizi yormadan gelirsiniz. Ha bir de bunu torpil gibi düşünmeyin. Yani torpil değil. Çünkü torpilde genelde insanlar sırf bir tanıdığı var diye hak etmeden istediğin noktaya gelebiliyor. Ama network'te zaten senin alanına benzer ya da senin alanından insanları başka bir alandan tanışmış olduğu kişilerle üçgen şeklinde tanışacağına direkt hani bir hipotenüs teoremi gibi düşün. Ortaokulda hocama matematik nerede işime yarayacak diye sormuşumdur burada. Bugün konumuz tabii ki bu değil ama network edinmenin ne kadar darlayıcı, ne kadar anksiyetik, ne kadar gerilimli bir şey olduğunu çok farkındayım. Yani ben de katıldığım her etkinlikte oradaki en önemli gördüğüm kişiyle gidip konuşabilme yeteneğine henüz sahip değilim. O yüzden zaten size böyle topluluklara girin diyorum. Çünkü bu topluluklar size ekstra bir çaba sarf etmeden network edindirir. Mesela toplulukla beraber basit bir etkinlik yapmışsındır hocam. Çağırıp o hoca bir yerde çok çalışmak istediğin, stajını yapmak istediğin bir yerde bir hocanın asistanı çıkar. Ya da dersin ki hocam bakın ben buyum. Siz de toplulukla böyle bir etkinlik yapmıştık ve siz çok iyi yerlere gelebilirsiniz bu tanışıklık sayesinde. Son olarak ben şu anda topluluğa devam etmiyorum. Benim övüp bir anla etmiyorum demem. Ya kendim de sebeplerim var bununla alakalı. Bunları şu an bu videoda detaylı konuşmak pek istemiyorum. İkinci olarak, ikinci sınıfta arkadaşlar, Türk Psikologlar Derneği Ankara Öğrenci Birimi Akademik Ekip Üyeliği yaptım. Tek seferde söyleyebildim. Türk Psikologlar Derneği Öğrenci Birimi neresi arkadaşlar? Şimdi şöyle anlatayım size. Bizim bölümde tip ölçük gibi, TPD gibi bazı öğrenci birimleri oluyor. Ve bu öğrenci birimlerinde aslında sizin okul topluluğunda yaptığınız şeyin daha kapsamlısını, daha profesyonelini, daha iş ortamı gibi olan halini görüyorsunuz. Daha ciddi versiyonu, daha çok çaba isteyen ve daha zor girebildiğiniz yerler bunlar. Bu şekilde başka öğrenci kuruluşları da var. Bunların Instagram hesabına baktığınızda neler yaptığını çok daha iyi anlayabilirsiniz. Çok farklı ekipleri oluyor. TPD'de de yine bir sürü birim var ve bu birimde herkes birimi gereği yapması gereken neyse bunlarla ilgili etkinlikler düzenliyorlar. Öğrencileri bilinçlendiriyorlar. Partiler düzenliyorlar. Birçok şey yapıyorlar. Ben nasıl başvurdum? Sanırsam geçen yılın Eylül'ü gibi başvurular alınıyor. Zamanından hiçbir şekilde emin değilim. Önce form doldurdum. Online bir şekilde nasıl psikoloji günlerine başvurduysam. Sonra mülakatlarına katıldım. Online mülakatlarına. Hayatıma girdiğim sayılı ilk mülakatlardan biriydi ve bir yere girmek için burs dışında yaptığım ilk mülakattı. Çok gerilimliydi ama ilk de girmeyi başardım neyse ki. 3 yıl deneyip giremeyenler de var. Gözünüz korksun diye söylemiyorum. Zaten size de soruyorlar şimdi. Mülakat detayına tabii ki girmeyeceğim ama hazır mısın? Buna vakit ayırabilir misin? O yüzden bu tarz bir yere girecekseniz bunu yılın başından planlayarak yani buna vakit ayırabileceğinizden emin olarak yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu TPD dediğim gibi daha iş gibiydi. Yani işin provasını yapmak gibiydi her anlamda çalışma ortamının. Çok fazla şey gördüm. Çok fazla şey öğrendim. Burada bir yıl boyunca görevini hakkıyla yerine getirirsen sertifika alıyorsun. Ben de bu sertifikayı aldım ve hemen LinkedIn'ime koydum tabii ki. Daha sonraki yıllarda da istersen yine başka bir ekibin, bir birimin de ekip üyesi olarak çalışabilir ya da YK'lığa oynayabilir. Yükselmek için. Ben burada da YK'lığa yükselmek istemiyorum. O yüzden bıraktım. Başvurmayı düşünmüyorum yani. İkinci sınıfta hem toplu
topluktan burada olduğum için onun gerçekten ciddi bir zorluğu vardı. Çok fazla etkinliklerin çakıştığı oldu. 3'e 4'e bölünmem gereken zamanlar oldu. Mesela bu TPD'de farklı halletmem gereken, hazırlamam gereken raporlar da vardı. Etkinlik öncesi sonrası raporları gibi gibi. Bu raporları yazmak, bunlara vakit ayırmak, etkinlik günü orada bulunmak, tüm günü buna ayırmak. Daha sonrasında ayda 2 kere toplantı alıyorsun. Bir kendi ekibinle bir YK'nın da olduğu gibi gibi. Zordu ama başardım. Ama 2. sınıfın 1. dönemine ne siz bana sorun ne ben size söyleyeyim. Tattığım için gerçekten kendime gurur duyuyorum. Ama başarısınız. İstiyorsanız yaparsınız. Buranın avantajlarını toplukta ne söylediysem tekrar tırnak tırnak yapıyorum. Aynısı yani hiçbir fark yok. Sadece farklı katlı avantajlar da var. Mesela toplukta sadece okul içerisindeki insanlarla tanışabilirken burada ben Ankara'daki farklı okullardan insanlarla tanıştım. Diğer okullarda dersler nasıl, psikoloji bölümü nasıl ilerliyor, bizim ne gibi eksiklerimiz var, ne gibi artılarımız var. Ankara'daki her okuldan haberdar oluyorsun aslında. İş ortamı gibi olduğu için aynı fikirde olmadığın insanlarla ya da böyle normalde olsa hiç anlaşamayacağın insanlarla nasıl bir arada bulunup iş yapabilirsin, bir iş ortaya koyabilirsin, bir etkinlik çıkarabilirsin. O etkinliği sorunsuz bir şekilde halledersin, çıkarırsın ya da bu etkinlik esnasında çıkan sorunlarla nasıl baş edersin gibi gibi birçok soruya da cevap buluyorsunuz. Bir de şöyle bir avantajı var. Türk Psikologlar Derneği zaten çok bilinen bir dernek. Bunun öğrenci biriminde dediğim gibi kabul edilmek de zorken böyle bir şeyi başarmak ve bir yıl boyunca bunu sürdürebilmek, psikolojimi koruyabilmek, zaman ayırabilmek meşakkatli ama güzel bir şeydi. Ve dediğim gibi bunun avantajı bence olacak. Üçüncü olarak arkadaşlar tabii ki bizim bölümümüzün olmazsa olmazı gönüllülük projeleri. Gönüllülük çalışmalarına eskisinden çok 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 daha önem veriliyor. Bir yere burs için ya da iş için başvuracağınız zaman size ilk sorulan sorulardan biri nerelerde gönüllülük yapıyorsun? Ayrıca gönüllülük yaptın mı? Nerelerde yer aldın? Neler yaptın gibi sorular. Ben ne yaptım? Çok araştırmıştım geçen yıl ve ben TGV seçtim. TGV'de bir dönem boyunca yine 2. sınıfın 1. döneminde her şeyi de o dönem yapmışım gerçekten. 2. sınıfın 1. döneminde TGV'ye gidip geliyordum. TGV'nin misyonunu ve nasıl bir yer olduğunu kendiniz araştırmanızı öneririm. Ben kısaca bahsedecek olursam, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara TGV'nin eğitim merkezlerinde belli eğitimlerden geçerek onların eğitimini veriyorsunuz. Bir dönem boyunca ben dramanın dersini alıp drama eğitimi verdim. Çocuklarla hiç aram iyi değildir ve beni hiçbir şekilde en sevdikleri insan değilimdir. Ona rağmen çok hoşuma gitmişti. Beni çok sevmişlerdi. Ben de onları çok sevdim. Çok tatlı anlarımız, çok güzel anlarımız birikti. Annem mesela şey demişti, annesi sen Elif hani çocuklarla ne alak falan demiştik ilk duyduğunda. Başta ben de öyle olmuştum ama dediğim gibi korktuğunuz gibi olmuyor. Zaten şey oluyor. Haftada bir gün senin müsaitliğine göre bu girdiğin derslerin sayısını, saatini tabii ki arttırabiliyorsun. Ben ama maalesef devam edemedim. Tabii ileride vaktim olursa devam etmeyi çok istiyorum. Ben neden edemedim? Çünkü arkadaşlar TGV genelde mantığı gereği şehrin biraz daha hani uzak kısımlarında eğitime çok böyle son derece erişimi olmayan çocuklar için onlara da bu eğitimlere ulaştırabilmek için bu mantıklı ilerleyen bir vakıf. Benim bulunduğum yerde de Etimesgut'taydı ve çok çok uzak bir yerde olduğu için benim gitmem, dönmem, oradaki etkinliğim toplam bir 5-6 saati buluyordu. Bu da ciddi bir vakit ayırmak demek. Zaten ikinci dönem hiç ders boşluğum yoktu. Yani gidebileceğim bir boşluk yoktu. Bu yılı da bilmiyorum. Açıkçası biraz derslerime bağlı. Bence güzel bir yer. Sadece farklı yaş gruplarının insanlar var. Tabii ki bu yerinden yerine göre değişir ama benim yerimde daha çok orta yaş ve üstü insanlar vardı. Yani daha yaşıtlarınızın olabileceği kurumlar için farklı kurumlara da gönderebilirsiniz. Ya da bir gidişata bakıp ona göre kendiniz karar verebilirsiniz. Yine okulunuzun sosyal sorumluluk projeleri yürüten topluluklarına, kulüplerine bakabilirsiniz. Benim okulumla bir Lodos'u biliyorum ben etkinlik yapan. TOG'du sanırım. TOG'un bir ODTÜ şubesi var. Verimlilik topluluğunun da bununla ilgili bir alt kolu vardı. Hepsine bakabilirsiniz yani. Dördüncü olarak stajlar. Benim okulumun psikoloji bölümünde bir zorunlu stajımız var. Onun dışında da ayarlayabildiğimiz kadar, vaktimiz yettiği kadar gönüllü staj yapabiliyoruz. Şu ana kadar zaten 3. sınıfa yeni geçtim. 2. sınıf yazımında zorunlu stajımı tamamladım. Şimdi raporumu ve gerekli belgeleri tamamladığımda hocalar da uygun görürse bu zorunlu staj sayılacak ve artık dilersem gönüllü staj yapabileceğim. Stajları ben çok yapmanızı tavsiye ederim. Neden? Çünkü psikolojinin çok farklı alt alanları var. Bu arada psikolojinin alt alanları videomda şuradan izleyebilirsiniz. Öyle olunca insan hani karar
veremiyor. Ben klinikten mi devam etsem, akademiden mi devam etsem, başka bir şey mi yapsam, çocuklarla anaokullarını falan mı çalışsam ya da ne yapacağım ben ya? Adli psikolog mu olsam, ne yapsam? Bunların hepsini nasıl anlayacaksın? Stajyerle elinden geldiğince anlayacaksın. Bu biraz beni geriyor çünkü genelde arkadaşlar birinci sınıfsanız staj bulamazsınız. İkinci sınıf yazına itibaren zaten zorunlu stajınızı da yapabiliyorsunuz. Gönüllü de olsa genelde ikinci sınıf yazına itibaren kabul ediyorlar. Üstelik klinik psikoloji ile ilgili bir staj yapmak istediğinizde çoğu yer psikopatoloji dersi almış olmanız şart koşuyor. Bu da 3. sınıfın ilk döneminde alınan bir ders, açılan bir ders. Son 2 yılın aslında staj yapabilmek için bir zaman. Sen de bir yandan da robot değilsin. Hani derslerini önemli tutman lazım. Bir yandan sosyal yaşamına, özel hayatına vakit ayırman lazım. Bir yandan topluluk mu yapacaksın? Ne yapacaksın? Hangi birini yapacaksın? Yani böyle bir delirecek gibi oluyorsun. Ben bunu o kadar çok hissediyorum ki arkadaşlar. Bak gerçekten bazen delirecek gibi oluyorum. Bak ben çok maymun iştahlı bir insanım. Bak gerçekten ben çok maymun. Ben her şeyi istiyorum. Ne görsem istiyorum. Daha denemek istediğim alanlar var. Hangi birine ne araya yetişeceğim ben? Ben ne yapayım? Hangi biri yapayım ya? 5. olarak LinkedIn. LinkedIn, LinkedIn. Bu maddeden nefret ediyorum. LinkedIn'den de nefret ediyorum. Arkadaşlar herkes LinkedIn'imizi düzenlememiz ve LinkedIn'imizi iyi kullanırsak bize iş ve staj teklifi geleceğini söylüyor. Bana şu ana kadar gelmedi. Bu bir şehir efsanesi mi? Böyle bir şey gerçekten var mı? Böyle bir teklif alan varsa ama bakın dolandırıcı olmayan, sırf para almak için kurulmamış olan bir yer. Lütfen yorumlara yazın. Ya şaka maka LinkedIn iş dünyasının Instagram'ı gibi bir şey. Dünyanın yaptığı bir şey. Ya biliyorum yorucu bir yandan ama günceli yakalamamız gerekiyor arkadaşlar. Hadi LinkedIn'i geçtim. Artık LinkedIn'e benzeyen uygulamalar da var. İnanın LinkedIn profiliniz zor oluşturan biri olarak oralara girmeye henüz hazır mıyım bilmiyorum. Ben şahsen yapamadım ama onları da araştırıp gerekirse gireceğim yani. Yapmam gerekiyorsa yapacağım. Ne yapacağız? Aç mı kalalım? LinkedIn şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Diğer öğrencilerle etkileşim kurma fırsatı tanıdığı için sizin okulunuzdan mezun olan insanlar nerelerden yüksek lisans kabulü alıyorlar? İşte neler yapıyorlar? Bunlar hakkında fikirler edinebilmek için, kafanızda bir şey oluşabilmesi için çok güzel bir şey. Nerede staj yapıyor? Hani ortamı bir ölçüp biçmek için güzel bir fırsat. Geri kalmamak için. Anladınız mı? Yani bunun için çok acele etmenize gerek olduğunu düşünmüyorum. Ben ikinci sınıfın başında açmıştım sanırım. Siz öyle yapabilirsiniz. Birinci sınıfta da açabilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Ama bu konuda hani kendiniz çok böyle acele getirmeye, sıkmaya da gerek olduğunu düşünmüyorum. 6. ve son olarak Erasmus da tabii ki CV'nizde sizi birkaç adım öne taşıyacak ve birçok kapı açabilecek bir fırsat. Bunu normal Erasmus yani bir döneminizi Avrupa'da başka bir okulda okumak şeklinde ya da yaz stajınızı yapmak üzere yazın belli bir süreliğine gitmek üzere yapabilirsiniz. Burada kendi hikayemden bahsetmek istiyorum. Ben Erasmus'a kabul aldım. Polonya çıktı bana ama gidemiyorum. Yani iptal etmek zorunda kaldım. Çünkü gibe çıkmadı ve benim bunu karşılayabilecek bütçem yoktu. Ya zorlasam belki olurdu ama hani ne zorlayacak psikolojim vardı ne o kadar birikim yapacak kadar şu anımdan kısmak istedim. Öyle olunca iptal etmek zorunda kaldım. Bazen düşünüyorum yani iptal etmese miydim diye bilmiyorum. Erasmus'un şöyle bir zorluğu var. Gitmek hiç kolay değil. Çünkü herkes çok çalışıyor. Herkes muazzam ortalamalar yapıyor. Dil sınavları da çok yüksek zaten. Yani hani zor bela kazandın diyelim hibe çıkmayabiliyor ya da çok zor bir ihtimal düşüyor hibe çıkması. Her üniversitede böyle olmadığını biliyorum. Birçok üniversitede çok rahat bir şekilde en iyi yerler, ne bileyim Almanya gibi yerler çıkabiliyor diyebiliyorum. Güzel bir fırsat. Ben açıkçası biraz hazır da değildim. Buna başvururken falan açıkçası bir yandan hiç istemiyordum gitmek. Kendi kendimi sabote etmiş olabilir mi bilmiyorum. Ama şu an hazırım. Artık Avrupa'ya gitmek istiyorum. Görmek istiyorum. Ülke sabrım gün geçtikçe azalıyor. Oradaki hayat gerçekten anlatıldığı gibi mi? Oradaki herkes gerçekten anlatıldığı şartlarda mı yaşıyor? Bunları gidip kendim görmek istiyorum. Bakalım. Umarım hepimiz için en iyisi olur. Bu videoda İngilizce öğrenmenin önemi hakkında konuşmuyorum bile. Bu arada üniversitede İngilizcemi nasıl geliştirdim adlı videomu da şuradan izleyebilirsiniz. Kendini geliştirmek deyince belli sitelerde şeyler de çıkıyor. İnternet üzerinde belli bir saat dersleri izleyerek onun sertifikasını almak. Ama ben bunu hiç yapmadım. Yani o yüzden bu konuda detaylı bilgim de yok. Hatta şu an bunu yapan sitenin adını bile unuttum. Yapanlar görüyorum LinkedIn'de falan da. Saygı duyuyorum ama bir işe yarıyor mu yaramıyor mu ben de bilmiyorum açıkçası. Yani hiç böyle bir şey duymadım. Yarıyor da olabilir. Ben belki eksik biliyorumdur, yanlış biliyorumdur. Olabilir. Bu videoyu çekerken eğer bunlar arasında yapmadığınız şeyler varsa hatta hiçbirini yapmadıysanız lütfen kendinizi kötü hissetmeyin. Çünkü ben bu videoyu siz kendinizi kötü ya da yetersiz hissedin diye çekmedim. Bunları yaptım ama bunları yapmam
mükemmel bir psikolog olmanın anahtarı mıdır, değil midir? Bunun cevabını başlara söylediğim gibi hiçbirimiz veremeyiz şu anda. Ki bunları yapmak da hiç kolay şeyler değil yani. Bence bunlardan birini bile başarıyla tamamladıysanız gerçekten iyi bir çevre hak ediyorsunuz. Sırtınızın sıvazlanmasını hak ediyorsunuz. Çünkü dediğim gibi özellikle ODTÜ gibi bir okulda bir yandan yüksek ortalama yapmaya çalışırken, bir yandan bunları yaparken, bir yandan özel hayatıma vakit ayırmaya çalışmak, sosyal medyaya vakit ayırmaya çalışmak beni çok yıpratan, zaman zaman enerjimi muazzam düşüren, aktifliğimi şeylere sebep oldu. Şu an ama bulunduğum konudan mutluyum. Bunları yaptığım için mutluyum. Çok mutluyum. Yine olsa yine yapardım. Yine olsa yine o zorluğu çekerdim. Tecrübelerimin her biri benim için aslında bir hediye. Bölümle alakalı, hocalarla alakalı, insanlarla alakalı, arkadaşlıklarla alakalı çok güzel şeyler öğretiyor bana. Yaptığımız o en işe yaramayan basit stajlar bile aslında bizi bugünkü biz yapıyor. Umarım siz de her ne yapıyorsanız, yapmıyorsanız iyilerinizle, kötülüklerinizle, artılarınızla, eksilerinizle bölümünüzden ve bulunduğunuz yerden mutlusunuzdur. Saat gece şu an 12.30. Benim de herhalde şeyler böyle paylaşasım geldi herhalde size. Dolmuş muyum, neyim? Bu şekilde beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.